Niye özür diliyorsun ki? Seni sınıf atlamak için kullandım. Cansu'nun hayatını çaldım. Levent Bey'le gizli bir ilişkim var. Bir de yüzüğü satmışım, ne olacak ki? Yürü. Yürü sen içeri. Aa! Ne oldu be gene? Ha? Bu hırsız bu anne benim yüzüğümü çalmış, satıyordu. Söyledim ben sana işte. Ya kızım sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Karnındaki bebeğe günah kızım. Anne bunun ne günah buna? Ya şu kaptan. Yeter be. Bir siz misiniz ha uyanık? Ana kız kurmuşsunuz tezgahı. Sizin ne hatlar çevirdiğinizden Mehmet'in haberi var mı? Ha? Ben her şeyi ona bir bir anlatsam gelince ne olur? Anne bu ne diyor bu ya? Sen o bebeğe dua et. Feriha! Sen asıl bana dua et Feriha, tamam mı? O yukarıdaki sosyetik olanla ne hatlar çevirdiğini ben bir bir anlatsam ne olur? Bana bak! Ağzından çıkanı kulağın duysun! Bana bakın. Bana bu evde gıkınızı çıkarmayacaksınız, anlaşıldı mı? Yoksa her şeyi bir bir anlatırım. Her şeyi anlatırım. Ne olur da bilsel o yüzüğün gerçek olduğunu. Ha? Mehmet'e anlatsam, babana anlatsam ne yaparlar sizi? Allah ya. Kız! Bana bak. Bundan sonra ayağınızı denk alacaksınız, tamam mı? Bu evde gıkınız çıkarsa yemin ediyorum her şeyi anlatırım. Allah ya. Daha yarım saat önce yalvarıyordu karnımdaki bebek diye. Git şuraya. Eğer aklın varsa bundan sonra sen bana yalvaracaksın Feriha. Ha diyorsanız eteğimizdeki taşları dökelim. Dökelim. Bakalım hangimizin canı daha çok acıyacak. Vur! Girdi. Artık numara yapmaya gerek yok değil mi? Siz beni biliyorsunuz, ben de sizi. Bundan sonra birbirimize oyun oynamayalım. Şşş, bu da geldi. Geldi bu da. Hayırdır? Yok bir şey. Ben böyle etrafı topluyordum. Ah, anneciğim sen zahmet etme. Ben şimdi geldim de ben hemen hallederim. Canım al sen şunları. Neyi bitirmişim? Söyle neyi bitirmişim ben? Peki senin tek bir gecede bitirdiğin şeyin adı neydi? Aşk mı? Aşk mı diyemiyorsun? Aşkmış. Ne zaman bitti o zaman? Apartmana taşındığın gün mü? Yalanlarımı öğrendiğin gün mü? Niye özür diliyorsun ki? Seni sınıf atlamak için kullandım. Cansu'nun hayatını çaldım. Levent Bey'le gizli ilişkim var. Bir de yüzüğü satmışım. Ne olacak ki? O yüzüğü hak ettiğimde takacağımı söylemiştim. Hiç hak etmedim. Bizim de artık hak edeceğimiz yok. Feriha konuşmamız lazım. Feriha lütfen. Konuşmak istemiyorum. Feriha lütfen. Emir saçmalama. Feriha lütfen. Konuşmak istemiyorum dedim. Sarrafoğlu. Çık sınıfından. Bir
Senin ikinci sınıfta olduğunu hiç sanmıyorum. Hadi çık. Ne diyorsun lan sen? Emir yapma, cezalısın zaten. Feriha, sen karışma istersen. Emir! Haberim yoktu, bilmiyordum. Ben de buna nasıl izin verdim bilmiyorum Feriha. Nasıl her seferinde başa sarıyorum ben? Senin ne olduğunu bile bile, seni her gördüğümde yine nasıl başa sarıyorum? Lanet olsun be. Gösteri bitti. Ben Levent Seymen. Bu dönem yönetim stratejileri dersinde beraber olacağız. Emir, ne işin var senin burada, uzaklaştırma bitti mi? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Hoca diye karşıma çıktı ya. Ya tamam Emir, bir sakin ol ya. Nasıl sakin olayım oğlum? Adamı öldürüyordum lan ben aralarında bir şey var diye. Ne diyorsun oğlum sen? Ne öldürmesi ya? Aralarında bir şey var ne demek? Benim burada ne işim var ya? Ya dur, ne yapıyorsun oğlum? Bir sakin ol ya. Okul havucu oğlum Şerif'le kavga mı edeceksin? Emir, bana bak. Emir bana bak. Uzaklaştırmadasın zaten, akıllı ol. Geç otur şöyle. Geç otur. Anlat şimdi ne oluyor? Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Şaşırdığının farkındayım. Gerçekten mi? Zeus. Ne? Boş ver, ben sana daha sonra anlatırım. Sen in aşağıya. Tamam. Bak, diplomalarımı aldım. Okuluna geldim. Ve benden bir dönem faydalanmalarını istedim. Siz delirdiniz mi? Nasıl olur bu? Biz de denizde doğmadık herhalde. İstediğim hayat seçene kadar... benim de başkalarının istediği hayatı yaşamak zorunda olduğum bir dönem olmuştu. Şimdi işe yaradı. Buradayım. Ben buraya nasıl geldiğinizi sormuyorum. Niye buradasınız? Neden? Ne dememi istiyorsun? Heyecan yaşamak için mi geldin buraya? Siz hayatımda tanıdığım en bencil insansınız. Hastalık derecesinde bencil. Merhaba. Merhaba. Sizi hatırlıyorum, Hande. Genelde akılda kalırım. Ben de sizi hatırlıyorum. Dün Feriha'nın sahte teknesinin sahte kaptanıydınız. Bugün ise okuldasınız. İlginç bir gelişme. Son senen mi? Son senem. Bölüm? İşletme. Görüşeceğiz. Görüşümüzde konuşacak mıyız? Konuşmaktan ve dinlemekten hoşlanmadığınızı söylemiştiniz. Bakacağız. Bak, uzaklaştırma bitene kadar okula uğramak yok, tamam mı? Tamam mı? Lan! Bak arkadaşım, benim senin hiçbir derdin yok, tamam mı? Sen bu herifi tanıyor musun? Ne oluyoruz oğlum? Emir dur, dur sen bir dakika.
Ne oluyor lan burada? Ne ayaksınız oğlum siz? Tamam, sakin olun. Nereden tanışıyorsunuz lan siz? Ne oluyoruz lan? Dur lan. Lan yürüyün git kapının önünde bağırıştırma. Tamam be, dur be, dur. Sakin olun, tamam. Tamam be. Ya yeter, tamam. Tamam, bir durun. Gir. Ya bir durun, sakin olun ya. Tamam, bir durun. Sen Feriha'yı tanıyorsun, bu adamı tanıyorsun. Kardeşimi tanıyor musun lan? Ya bas git buradan. Tamam be, tamam, tamam, tamam. Rıza Bey, ayıp ama ayıp. Oğlunuz yukarıda çöp toplayacağına apartmanı başımıza yıkıyor. Ne oluyor ya? Bir dakika, birader sakin ol, tamam. Yanlış anlamışsın belli ki zaten. Tamam, tamam. Dur, tamam, dur. Dur be, dur, sakin ol, tamam. Tamam, tamam. Evet. Ne oluyor burada? Baba, hatırlıyor musun bu herifi? Abi siz yanlış anlamışsınız galiba önceden. Gel buraya. Tanıyor musun bunu? Tanıyor musun bu herifi? He? Lan bıraksana. Hey, tamam tamam, sakin ol. Tamam. Ne oluyor oğlum, manyak mısın? Yeter, tamam, yeter. Yeter dedim. Tamam, yeter. Be, yeter. Yeter, yeter dedim, yeter. Hadi gir içeri. Görmüyor musun? Aşağı. Yeter. İkiniz de aşağı. Nereden açtın bu kapıyı ben ya? Oğlum nereden tanıyor lan bu adam seni? Sence? Dergiden tanıyor. Dergiden? Benim aşağı inmem. Ya dur bir dakika, ne yapıyorsun, dur. Oğlum ya, bilmiyorsun Feriha'yı dövüyorlar ya. Ya dur, tamam dur. Bak inan bana daha kötü olur. Ne yapacağım peki? Sabaha kadar oturup bekleyecek miyim ne yapıyorlar diye? Beraber bekleyelim kardeşim. Ya o herifler birbirini tanıyor. Şşş, yapma Mehmet. Tesadüf mü lan bu? Öyle tesadüf mü olur? Ben cevabımı babama verdim. Sana hesap verecek değilim. Hadi ablacığım. Baba ne diyor bu? Sus. Mehmet. Otur şöyle. Baba ne oluyor? Otur dedim. Ben soracağımı sordum, aldım cevabını. Baba ne diyorsun? Feriha o ikisini de okuldan tanıyor. Anladın mı? O kadar çaresiz hissediyorum ki. Burada oturup onu düşündüğüm için kendime kızıyorum. İnsan dönüp dolaşıp kendine kızıyor zaten. 3 ay. 3 ay. Hayatımın kadınıyla hayatımın aşkını yaşadım. Tanıyamazdın anneyi. Sadece ikimizdik. 0 makyaj. İçi, dışı, 0 makyaj. Boş versene. İyi kötü Hande gerçek. O Feriha koca bir yalan. Gerçekse hangisi gerçek? Yıllarca aşık olduğum, sonunda elini tutabildiğim, bana 3 ay cenneti yaşatan Hande mi gerçek? Yoksa gözlerine baktığımda içinden geçenlerden korktuğum, aklından geçenlerden korktuğum Hande mi gerçek? Hangisi gerçek?
Bana seni bütün yüzlerini seveceğim demiştim. Sonra geldi. Tek bir yüzüm var dedi. Sev hadi dedi. Seviyorum. Nefret ede de seviyorum. Ben de. Öyle bir kadın ki bencil, acımasız, düşüncesiz. Seviyorum işte. Her şeyini seviyorum. İçindeki kötüyü bile seviyorum. Bile bile. Onu hala sevdiğim için kendimden nefret ediyorum. Feriha. Ömür Mikro, valla bulaşmam, uğraşamam ya. Feriha, bana bak. Bugüne kadar o evden korkmuşsun, bir şey söylememişsin. Ama bundan sonra en ufak bir laf, bir şey yaparsa bana söyleyeceksin, tamam mı? Otobüsü kaçırıyorum. Şafak kaç? 3. Evde misin bütün gün? Var. Bak nereye gidersen git. Ama sakın okula gitme, tamam mı? Uzaklaştırman bitene kadar okula adımını atma. Ben kaçtım. Görüşürüz. Ben Feriha'yı merak ettim de. Buradan söyleyebilir misiniz? Dün gece yüzünden Feriha'ya bir şey oldu mu? Yok, olmadı. Babası da Mehmet de sanıyor ki siz okuldan tanıştınız. O kadar yani. Oldu, iyi günler. Oğlum, bir dakika. Bizim gelin için, yani şey için, yüzük için ben özür dilerim. Yani gelin adına. Gerek yok. Feriha geri almak istedi ama kız vermedi de, yani Feriha'nın bir kabahati yok, sana verecekti. Yüzük önemli değil. Ne haber? Hayırdır? Kusura bakma, geçen gün sana patladım. Önemli değil. Bak, benim bu okulda bir tane arkadaşım vardı, Günce. O da bu sene yurt dışında. Ben de yalnızım yani. Hiç de öyle görünmüyorsun. Nasıl görünüyorum? Popülerliğini kaybetmiş gibi görünüyorsun. Hani öyledir ya, okulun popüler çocuğuyla çıkarsın, sen de gözde olursun. Ama sonra şutlanırsın, kimse yüzüne bakmaz. Ama senin durumun biraz daha farklı galiba. Yani hala dedikoduların malzemesisin de. Sen bana sinir mi oluyorsun yoksa muhabbet etmek mi istiyorsun? İkisi de. Sen? Ben de. İkisi de yani. Ya ben ne yaptım sana? Niye sinir oluyorsun? Uzun hikaye. Bir gün sinir olmazsam anlatırım. İyi dersler. Görüşürüz. Hocam. Emir. Hocam.
Günleri karıştırmıyorsam hala uzaklaştırmalısın. Arkadaşlara bakmaya geldim de. Okulu hisse karıştırdın galiba. Ne zamandır okulda arkadaşa bakıp çıkacağım kuralı geçiyor. Hadi. Cezan bitene kadar seni okulda görmek istemiyorum. Son senen. Başını derde sokma. Levent Bey. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Yani kusura bakmayın, dün delirmiş gibi davrandım. Seni delirttiğim için üzgünüm. Lütfen tamamen açık konuşabilir miyiz? Neden buradasınız? Yeterince açık olmamı istiyor musun? Evet. Senin için.